Yani Avrupa'da her ülke UEFA'nın alacağı kararlar doğrultusunda hareket etmek zorunda. Çünkü UEFA size diyecek ki liginizi bitirin, atıyorum Temmuz'un 15'inde, ben Temmuz'un 15'ine kadar sözleşmeleri uzatıyorum, bitirin, bana şampiyonunuzu gönderin, bana UEFA'ya gidecek takımınızı gönderin diyecek büyük bir olasılıkla. Bu noktada da UEFA kendi içinde 8 takımlı bir playoff'ta senaryosuna yazmış. Yani Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için. Yarın herhalde kritik gün bu kararla ilgili. Mehmet Yılmaz, şahsi fikrin nedir? Herkes çünkü farklı öneriler sunuyor ama hem Ilgazçıların hem de Haldun Domaç'ın birleştiği noktalar var. Ilgaz çok değerli bir şey söyledi. Evet, bir şekilde bu lig tamamlanmalı. Haldun abinin söylediği şey, düşme olmazsa önümüzdeki sezon 40 hafta olacak. Evet. Aynı zamanda sonrasında 2021'de de 2021 yazında da Avrupa Şampiyonası var. Sence nasıl olmalı? Ben de Haldun abi ve Ilgaz'a katılıyorum. Şöyle, tabii ki söylenenler hep aynı. Ben de playoff'un kesinlikle olmayacağını düşünüyorum. Bizim ligimiz en avantajlı liglerden bir tanesi. 8 maçlık bir süreç var. Ya bu süreç dediğimiz gibi şu virüs belasından inşallah kurtulup o kısa sürede artık nerede oynanır? Yani 2 aylık dönemde hemen maçlar oynanıp bitilir. Eğer ki bu virüs işi uzarsa bir şekilde bunun tabii ki çözümü olacak ama yarın yapılacak toplantı bence her şeyden önemlisi. Şu an sadece biz konuşuyoruz ama yarın çıkacak karar, oradan alınacak fikirler belki bizim yolumuzu aydınlatacak. Ben öyle düşünüyorum. Evet, bir şekilde şu koronavirüs belası da ülkemizden ve dünyadan çıkıp gitsin ve hep beraber derin bir nefes alalım. Haldun abi buyurun, ekleyeceğiniz bir şey var galiba. Mustafa, şunu söyleyecektim. Yani hem UEFA hem FIFA Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte hareket ediyorlar. Yani oradan gelen verileri de alıyorlar. Dolayısıyla yani hem UEFA'nın hem FIFA'nın o aldıkları veriler doğrultusunda hareket ettiğini düşünüyoruz. Senaryoları ona göre yazdılar ve yarın o senaryolar üzerinden konuşulacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada tabii kulüplere güzel bir haber de vermemiz lazım. Kulüplerin içerisinde bulunduğu durum gerçekten de hem UEFA'yı hem FIFA'yı çok ciddi bir şekilde düşündürüyor. Neden düşündürüyor? Çünkü kulüpler olmadan zaten UEFA ülke futbolu, ülke futbolu olmadan UEFA ve dünya futbolu olmadan da FIFA olmaz. Dolayısıyla Bu bütünsellik açısından baktığımızda 2.7 milyar dolarlık bir bütçenin FIFA tarafından kulüplere dağıtılması kararı alındı. Zaten UEFA da gelirlerinin %87'sini kulüplere dağıtacağını daha önceki bir kararla açıklamıştı. Yani kulüplerin rahat nefes alabilmesine bir çaba sarf ediyorlar. Onu da vurgulayalım. Söylediğim gibi sözleşmelerin biraz tarihleri ötelenerek bu liglerin tamamlanması galiba en mantıklısı. Bir de çok konuşuldu ama o hiçbir yerde taraftar bulmadı. Onu da eklemek istiyorum. Tescil edelim konusu. Bence olduğu gibi tescil edilme konusu çok cazip bir durum değil. Sanıyorum bir Žalgiris Kaunas'ın basketbolu tescil edildi ama orada çok açık bir fark vardı. Onun dışında tescil olayına hiçbir kulüp, hiçbir ülke federasyonu sıcak bakmıyor. Sevgili Mehmet. Ama ben Aydın abi şöyle düşünüyorum. Tabii ki bu ligi yok sayma şansı da yok. Yani yok sayamazsın. Çünkü bu kadar Hayır, şu anlamda sana katılıyorum Haldun abi. Yarın zaten dediğin gibi yapılacak o konferans toplantıdan sonra birçok şey çıkacak ortaya da bu ligi zaten yok sayma şansı da yok. Yani bu sonuçta bu zamana kadar oynanan bir tablo var ortada bakıldığı zaman. Ya biraz karışık bir durum. Ben de sana katılıyorum. Yani söylediklerine Haldun abi. Yarınki bence bu yapılacak toplantıda birçok şey çıkaracak bize. Yani fikirleri önümüze daha net olarak sunacak. Necati Kartal Bey de program bir kişiye düştükten sonra da güzel programdı. Üç kişiye çıkınca da güzel program diyor. İşte üç kişi dediği Mehmet, sen, ben, Haldun abi zaten. Durumumuz bu. Ilgaz. Sevgili Ilgaz. Hiç aratmıyor yokluğunu, hiç. Evet. İzleyicilerimize senden bir film önerisi rica edelim veda etmeden önce. Dizi değil, film. Sinema filmi. Ya film önerisi değil de şu bize hep beraber yakalamışken bir yarışma yapalım. Evet. Ne o yarışma? Futbolun olsun, ben kimim olsun, bir şeyler yapalım yani. O zaman futbolun enlerinde ikinci soruyu tamam, bu üçlüye birlikte yapayım. İlk kez üç kişiye soracağım bu soruyu. Ilgaz Çınar yine itiraz etti. Ben bir dakika şöyle yapalım. Ben yarışmayayım, onlara sor. Bakalım ben de takip edeyim, ne yapacaklar? Ben de rahat, ben rahat kenara hareket edeyim. Yok, kenara çekilmek yok. Üç kişiye de soruyorum. Soru şu, Samsun Spor formasıyla hangi isim
daha fazla gol sevinci yaşadı? Mehmet Yılmaz mı? Teofanis Gekas mı? Samsun spor formasıyla daha fazla gol sevinci yaşayan. Buna Mehmet Yılmaz'ın cevap vermesi lazım. Kendi rakamını biliyordur da Gekas'ın rakamını bilmiyor belki. Rakamını söylerse biz buluruz. Bir yerlere varırız. Benim galiba. Mehmet sen mi daha fazla atmışsın? Aramızda kaç fark var? Biraz var. Çok değil ama az da değil. Gekas ama sezon başı mı gelmişti? Ben bir yıl oynadım. Mehmet sen ne kadar oynadın? Bir yıl oynadım. Bir sezon. Sporda. Ben Ertuğrul Sağlam'la yan yana oynuyordum. Çift santrafor. Yani biraz Ertuğrul Sağlam'ın yanında tamamlayıcı forvetti Mehmet Yılmaz ve bir sezon oynadı. Ama Mehmet Yılmaz da olabilir, bilmiyorum. Yine bir tuzak soru geldi. Peki, Ilgaz Şınar bir öngörünüz var mı? Buna ben cevap vermeyeyim ya Aldın abi. Ilgaz, ben cevap vermeyeyim. Siz verin cevap. Ben Mehmet Yılmaz diyorum. Mehmet Yılmaz mı diyorsun? Peki. Haldun abi? Şimdi evet, Mehmet Yılmaz diyorum. Gekas ne kadar oynadı bilmiyorum ya. Samsun'da şeyde çok daha fazla atmıştı da. Akisar'da. Samsun'da çok attı mı hatırlayamıyorum ya. Samsun'da da attı canım. Attı. Haldun abi attı yani Samsun'da da var. Samsun'da da golü var ama... Samsun'da istenen düzey değildi yanlış hatırlamıyorsam. Ben de Mehmet Yılmaz diyeceğim. Ya şimdi orada Mehmet Yılmaz'ı mı karşıma alacağım Mustafa yani? Lütfen bunu mu söylemek istiyorsun? Haldun abi sen busun ya. Herkes Demem Mehmet Yılmaz, Yılmaz mı? Biraz da aynısın dedi. Kaybediyorsanız benle kaybedin. Hayır pardon. Evet. Teofanis Gekas'ı mı karşınıza alıyorsunuz? Ya, soru da burada. Bir sıkıntı olmaz. En azından Mehmet gibi bizi tanımıyor, ev adresimizi bilmiyor diyorsun değil mi Haldun abi? Ne diyeceğim ya bu Cengiz... Yani en azından. Güvenli Cengiz Han mı? Bu resimleri böyle bir sinirli halimi yani bulup buraya koymaları, bunu Cengiz Han mı yapıyor içeriden? Güven mi? Mehmet yine, yine yani Teofanis Gekas ve Mehmet Yılmaz, yakışıklı olan Mehmet Yılmaz değil mi Ilgaz Şınar? Ya ben her daim Mustafa Göktürk. Ben teşekkür ederim. Mehmet Yılmaz'ın sinirlendiği anların çok az olduğunu biliyorum. Sadece Mustafa ile program yaparken sinirleniyorum diyor bazen. Onu biliyorum o kadar. Haldun abi, Ilgaz Şınar hiç gözümde bu kadar büyümemişti. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Arkanda senin kim var diyenler için tam aranızda durarak şöyle işte Haldun Domaç var, Ilgaz Şınar var, yanımda da Mehmet Yılmaz var diyebilirim. Değil mi? Gerçekten yani Mehmet Yılmaz kardeşime karşımıza alamayız. Teofanis Gekas karşımızda kalsın. Problem yok. Haldun abi o kemençede senin resmin mi var? Evet evet o kemençede resmimiz var. Evet şöyle biraz kenara mı çekileyim? Orada bir kemençe var. Fair Play ödülü var. Kupa var. İşte var. Ödüller var genel abi. Planı. Burası benim çalışma odam. Ilgaz Şınar'ın yalnız... Haldun abi Ilgaz Şınar'ın yüzünü görüyor musun oradan? Ilgaz'ı görüyor musun ne şekilde? Görmez miyim? Görüyorum evet. Tabii ki. Yani diziyi... Arasında televizyona da bakıyorum. Diziyi hanımefendi izlemeye devam ediyor ve bence şu anda de diyor ki Ilgaz Şınar'da beni de salın da ben de şeyle izlemeye gideyim diyor. Hani o sevimlilikle değil mi? Maşallah var yine Ilgaz'ın da. Peki son cevaplarınızı alayım. Mehmet Yılmaz. Bana Mehmet Yılmaz mı? Teofanis Gekas mı? Ben şimdi bu, Mehmet burada... Yılmaz diyorum ben. Haldun Domaç Mehmet Yılmaz dedi. Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz dedi. Ilgaz Şınar. 3 Mehmet Yılmaz'a gidiyoruz. 3 Mehmet Yılmaz'la gidiyoruz. O zaman cevap gelsin. Ne yapalım? Bakalım nasılmış rakamlar. Mehmet Yılmaz 15, Teofanis Gekas 8. Ben daha fazla 60 mı giderim? 16. Ben sayımı biliyorum. Acaba dedim ki 17 18 60 mıdır dedim. Ama o rakamlara ulaşamamış. Sen oradan zaten muazzam. Samsun'da atamadı. Galiba Akisar. Rakamı mı Haldun çok abi yüksekti? Evet. Akisar'da çok attı. Evet. Peki, evet. Haldun abi çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyoruz herkese. O çağrıyı biz de yapalım. Evde kalın lütfen. Çok teşekkür ederim. Ilgaz Şınar çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi programlar. Herkes evde kalsın, sağlıklı kalsın. Teşekkürler. Evde kalın. Çok teşekkür ederiz. Evde kalın. Her ikinize birden, ikinizi de Haldun abi'yi daha çok özlediğimi söyleyeyim.
Ilgaz Şener maşallah bugün çok sevimliydi zaten. Yani her haliyle değil mi? Güler yüzlü. Her zaman öyle. Her zaman. Ya, yalandan bir tebessüm. Şu ikiliye bak dizi ya. Dizi kaçıyor diye endişeli. Halcun abim yayında, Mehmet Yılmaz var demiyor. Dizi kaçıyor, bunlar beni yayında tutuyor diyor. İkinizi de çok seviyoruz. Peki şimdi biz bir ara rica edeceğiz değerli izleyiciler. Ve kısa bir aranın ardından Mehmet Yılmaz'la tekrar huzurlarınızdayız.